yaşıyorlar yani. Cansu. Emir'i bu kadar çok mu seviyorsun? Seni ilk gördüğüm an onu bir şeyler hissettiğini anlamıştım. Üzerinden akıyordu. Ona karşı neler hissettiğimi anlayamazsın. Kimse anlayamaz. Emin ol. Seni benden daha iyi kimse anlayamaz. İyi günler. Levent Seymen odasında mı? Hayır efendim. Kendisi otelimizden çıkış yaptı. Çıktı mı? Bir not falan bıraktı mı peki? Hayır efendim. Herhangi bir not bırakmadılar. Ona geri mi dönüyorsun? Uzaktan öyle mi görünüyor? Öpüşüyordunuz. Utandığımın farkında değil misiniz? Neden utanıyorsun? Sizi gördüğüm için mi? Yoksa hissettiklerin için mi? Nasıl bir soru bu? Bana cevap vermesen de kendin cevaplaman gereken bir soru. Cevabım yok. Size de kendime de. Onu aşamıyorsun değil mi? Neden üzerime geliyorsunuz? Duygularına saygı duyuyorum Feriha. Ama ya hissettiğin gibi davranırsın... ...ya da nasıl davranıyorsan öyle hissetmeye başlarsın. Sen ikisini de yapmıyorsun. Ona yürümüyorsun. Arkanı da dönmüyorsun. Bu seni bir yere götürmez. Ona yürüyebilmeyi isterdim. Size niye yalan söyleyeyim ki? Ona koşabilmek isterdim. Ama yapamam. O da yapamaz. Biz hissettiklerimizi değil ama... ...birbirimizi tükettik. Yani seni tüketen bir aşka öyle saplanıp kalıyorsun. İleri gitmek zorundasın Feriha. Bunu anla. İkiniz için de yapabileceğin en iyi şey bu. Öyle ya da böyle bunu aşmak zorundasın. Bundan kaçamazsın. Bu dediklerimi bir düşün. Açılış öncesi gevşersin. Yok ya, sağ ol. Eve gidip yatacağım biraz. Aa, biri büyük öpüşmeden sonra okula girememiş bile. Yine ne hayaller kurdun değil mi Feriha? Öpüşüyordunuz. Bravo ya. Çok heyecanlandın değil mi? Yine kazandım dedin. Ama olmadı işte. Seni öptü, arkasını döndü, çekti gitti. Bu sefer izin vermeyeceğim. Onu yine kandırmana izin vermeyeceğim.
Dur. Tahmin edeyim günün sorusu Emir'le Feriha barıştı mı? Saçmalama. Arkasını dönüp giden bir Emir'in Feriha'ya geri döndüğünü düşünecek kadar cansı olmadım. Neyse. Bütün gün senden özür bekledim. Ama sende tık yok. Özür dileyeceğim ha? Ben özür dileyecek bir şey yapmadım anne. Sana büyük bir fırsat veriyorum Koray. Kendine gel, saçmalamayı bırak. Ve her şey geç olmadan bunları yap. Beni kaybetme. Bir an için bile kazanmadığım bir şeyi kaybetmekten korkacağımı mı düşünüyorsun? Ha, bir an bile. Ne oldu o muhteşem geçen 3 aya? İşte o muhteşem geçen 3 ay bütün bu zırvalığa aylarca katlanmamı sağladı. Bana çok büyük haksızlık yapıyorsun Koray. Beni seviyor musun anne? Tabii ki de seviyorum. Çünkü sen benim Koray'ımsın. Ben senin Koray'ınım. 5 yaşından beri. En iyi arkadaşınım. Antidepresanınım. Ama artık ben yokum anne. Bence sen artık bir eczaneye git. Aşamadığın bir emir kompleksi yüzünden beni terk ediyorsun. Ama ne olacak biliyor musun? Adımı sayıklaya sayıklaya geri dönmek isteyeceksin. Ve ben ne yapacağım? Sen acı çekerken dönüp arkama bile bakmayacağım. Buna emin ol. Bakmıyorsun zaten. Hiçbir zaman bakmadım. Böyle seni çektiği gibi öptü yani. Ay Feriha seni hala seviyor işte. Ya sevmese öper mi hiç? Peki sen ne hissettin? Aynı. Dünya durdu sanki. Etrafımızda kimse yok gibiydi. Öpüşünce böyle dünya duruyor yani öyle mi? Sonra ne oldu hadi anlatsana. Sonra gitti. Gitti mi? Nasıl gitti? Şimdi siz barışmadınız mı yani? Barışmak o kadar kolay değil ki. Ya Feriha, şaşırdınız mı siz? Yani seni öpüyor ve barışmıyorsunuz. Ya öpüşünce insan barışmaz mı ha? O beni sevdiğinden öpmedi ki. Cezalandırmak için öptü. O ne biçim ceza? Ben hiçbir şey anlamadım. Seni çekip öpüyor ama cezalandırmış oluyor. Ya olur mu canım öyle şey? Gülsüm sen bunları üzmek için mi söylüyorsun beni ya? Tamam canım benim, tamam. Senin için iyice taşsız tabii. Ben hadi kalkayım. Annem merak eder. Feriha, ya uyuyamazsan ara tamam. Thank you.
Evet arkadaşlar, geçen sene 3. 4. sınıflarla yapmış olduğunuz ortak projeleri, sunumları gördüm. Gayet iyi olmuşlar. Aynı şeyi bu sene de bizim dersimizde yapacağız. Proje partnerlerinizin listesi dışarıdaki kapıda asılı. Onlara bir bakın hadi. Şaka mı bu? Gecikmiş bir doğum günü hediyesi senin için. Levent Bey. Ya beni Emir'le nasıl partner yaparsınız? E niye? Daha önce de eşleşmişsiniz. Ortaya gayet güzel bir iş çıkmış. Hatta hatırlarsan teknede göz gezdirmiştin. Gerçekten dalga geçiyorsunuz. Peki. Yola devam etmek istiyor musun Feriha? Sana onu aşmak zorunda olduğunu söylemiştim. Şimdi karşısına çık ve aş. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Hayatıma müdahale ediyorsunuz Levent Bey. Yine. Bak, Sarrafoğlu senin sorunun. Ve ben bu sorunu çözmeni istiyorum. Gerekirse duyguların üzerine yürü. Siz de kendi hayatınızdaki sorunları böyle çözmüyorsunuz. Siz de kaçtınız. Sanem Hanım'dan kaçmadınız mı? Arkanıza bile bakmadan. Yani duygularınızın üzerine yürümediniz. Yanlış. Ben duygularımın üzerine yürüyorum. Doğum günü hediyenizi kabul etmiyorum Levent Bey. Sanem Hanım'a karşı ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Ama duygularınızın üzerine yürümediğinizi görüyorum. Yürüyorum. Tam üzerine. Emir. Bizim işletme kulübüne gidip eş değiştirmemiz lazım. Ne? Haberin yok mu? Yönetim stratejilerine birlikteyiz. Yani birlikte proje yapacağız. Kaptanın neresinde? Emir, bunu yapmak zorunda değiliz. Yo, yapalım. Zorunda değiliz ama kaptan öyle istiyorsa yapalım. Ama önce bana neden istediğini söylesin. Ya ben sana niye anlatıyorum ki bunları zaten? Senin tek derdin kimle uğraşacağını seçmek. Hadi git bul onu. En iyi bildiğin şeyi yap. Hesap sor. Kaptanın son numarasını nasıl buldun? Hodri meydana. Güç bende diyor. Beni tanı diyor. Feriha mı diyorsun? Al diyor sana Feriha. Bir araya getirdim diyor size. Güç gösterisi yapıyor. Çok büyütüyorsun bu herifi gözünden. Kendini bir şey zanneden teki bence. Ben büyütmüyorum ki. Onu büyüten Feriha. Ne yaptı oğlum kız sana? Benimle konuşamadığı her şeye gidiyor, adamla konuşuyor. Yalanlarını, gerçeklerini, annesini, yalnızlıklarını. O adam benim tanıyamadığım Feriha'yı tanıyor. Onları konuşurken gördüm. Onu başkasıyla görmek gibi bir şeydi. Ben Hande'yle ayrıldım. Ne diyorum ben ya? Sen devam et. Yok yok, sıra sende, devam et. Oğlum bak, seni tanıdığımdan beri Hande var. Yıllar sonra kız gelmiş, hayatına girmiş. Ne yapıyorsun oğlum sen? O benimle değil ki. Seninle. Sadece seninle de değil. Benden başka herkesle, Feriha ile bile. Biz Hande ile sadece yan yanaydık. Hande istediği zaman ben onun yanındaydım. Hiçbir zaman beraber değildik.
Hande böyle hissettiğini biliyor mu? Benim ne hissettiğim onun umurunda bile değil. Bence Hande seni kaybetmek istemez. Beni kaybetmeyecek ki. Bizi kaybedecek. Bu da Hande için bir kayıp değil. Ben Hande ile konuşurum. Şşş, sakın. Bak sakın böyle bir şeye girme bile. Ya benim seninle bunları konuşmam bile zaten gülünç. Bir de sen Hande ile benimle ilgili konuşacaksın ha? O zaman iyice karamize olur. Ben böyle bir şey istemiyorum. Hadi gidelim, gecikeceğiz. Açılışa geç kalacağız. Güzel. Arkanı dön git. Levent hocana konuş. Bana değil. Proje kızını atan ben değilim. Ben projeden bahsetmiyorum. Hadi ya. Neden bahsediyorsun? Bugün tek derdin proje değil mi? Ya beni öptün. Sonra gittin. Evet. İlk defa itmeni beklemedim. Kendim gittim. İyi. Şov yaptığını inkar etmiyorsun en azından. Al işte. Sen de beni iteceğini inkar etmiyorsun. Söyleyeceğin tek şey bu mu? Sen bana ne sordun? Ne söyledin? Proje olayı dışında. Bak projeden başka... Pardon, Levent Bey'den başka konumuz yokmuş.